Evet, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Nasılsınız? ben Trabzonluyum. Süper, Yani evet, Trabzonspor. Trabzonsporluyum. Evet. Destekliyoruz. Spor biraz da hani insan özgürlüğünü yerine getiriyor. O spor disiplini, sporcu karakterini kazanmış oluyorsun. Yani biraz daha farklı bakıyorsun. Aktif olarak şu an yaptığım spor kickboks. Onu üniversiteye girdiğim zaman başladım. Orada bir turnuva olmuştu. Orada bir üçüncülük almıştık, madalya falan. Akademik değil de biraz da hani bu alanlara yönlendiren insanlar da. Hani buradan para kazanan, buradan geçimini sağlayan insanlar da oluyor. Biz kickboksta milli sporcuları çağırdık. Hani onlar geldi, bize bir söyleşi yaptı. Bu böyle curcuna da çok güzel, Evet, eğlenceli bayağı bir isim heyecanlı bir geçiyor. etkinlik oluyor. Futbol takip ediyorum. Yani futbola ilgim var bayağı. Yani okuldaki herkes bilmiyor. Orta başlı yapıyoruz. Herkes tarafından görülüyor. Böyle çok büyük bir etkinlik oluyor. Arada kendi yapıyorum ama böyle bir hafta, 2 hafta yapıyorum. Sonra diyorum sıkılıyorum yani. Evde zaten bir yere çıkamıyorum, bir şey yapamıyorum. Ara veriyorum. Okulda tanışmış oluyorsunuz. Hem de güzel bir proje imza atmış oluyorsunuz yani. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Nasılsınız? ben spor kulübünün bu seneki başkanıyım. Yıldız Teknik'te matematik mühendisliği okuyorum. Ben küçüklükten beri ya futbola çok ilgiliyim. Hem fanatik bir olarak takım tutuyorum. Bunun açısından yani şanslıyız. Çünkü tüm etkinliklerimizi orta bahçede yapabiliyoruz. Hani herkesin geçiş alanı olduğu için herkes dahil olabiliyor. 10 yıllık bir kulübüz. Badminton ve voleybol oynamışlığım da oldu ama üniversite sürecine kadar aslında çok aktif spor yapmıyordum. En çok etkilenen kulüplerden biri olduk. Yani aslında biraz spor denince şey geliyor ilk akla. Basketbol, futbol, voleybol, tenis falan. Hiçbiri yok aslında. Tamamen değiştirdi aslında. Hem spor kulübü hem spor beni. Parkur, kürek, frisbee, oryantilin, langırt. Bünyemizde çok fazla topluluk bulunduruyoruz. 16 tane topluluğumuz var. Yani her sene aslında illaki bir kupa madalyayla dönüyoruz yani. Oradan ilerleyip böyle kendine farklı kariyer alanları çizen arkadaşlarımız oluyor Mert'in dediği gibi. Erasmus'a en çok öğrenci gönderen okuluz bu dönem diyebiliyorum. Okulda orta bahçe dediğimiz alan da bu arada Davutpaşa kampüsünün en şey kalabalık, en Aynen. canlı ortamı. Üniversite TV'den herkese merhabalar. Yine yurdun dört bir yanından üniversiteleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Spor Kulübü Kulüp Başkanı Dilay Biryar ve Başkan Yardımcısı Mert Özdemir ile beraberiz. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Nasılsınız? iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Siz nasılsınız Ben de Mert'ciğim? iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet, birazcık kendinizi tanıtır mısınız? Sizden başlayalım isterseniz. Başlayalım. İsmim Dilay. Öğrenci Spor Kulübü'nün bu seneki başkanıyım. Yıldız Teknik'te matematik mühendisliği okuyorum. Çok Üçüncü güzel. sınıfım. 4 senedir kulüpteyim. Yani 3 senedir de yönetim anlamında kulüpteyim. Süper. Peki bölümünüz zor mu? Zor, evet. Zorlanıyoruz yani biraz. Ama seviyorum. Yani. Yani insanın sevdiği işi yapması güzel bir şey gerçekten. Zorlukları da göğüs geriyor. Evet. Evet, süper. Siz peki? Ben bu yıl kulüp başkan yardımcısıyım. İsmim Mert Özdemir. Bu kulüpte 4 yıldır ben Dilay gibi birlikte girdik zaten en başından beri. Son 3 yıldır da yönetimdeyiz. 3. sınıf makine mühendisliği okuyorum. Süper. Onun dışında Nereliydiniz? ben Trabzonluyum. Süper. Yani evet, Trabzonspor. Trabzonsporluyum. Evet. Destekliyoruz. Güzel. Böyle. İstanbul'da yaşıyorsunuz sanırım, değil mi? Evet, ben Evet. İstanbul'da yaşıyorum. Ben de İstanbul'da Süper. yaşıyorum. Nereliydiniz peki siz? Balıkesirliyim diyorum. Neresinden? Merkez. Ha, güzel. Benim de yakın bir arkadaşım Balıkesirli de o yüzden sordum. Yönelik sanırım. Evet, ne zamandan beri spor yapıyorsunuz? Sizden başlayalım isterseniz. Ben işte üniversite çok küçükten beri spor yapıyorum ama hani bu aktif olarak şu an yaptığım spor kickboks. Onu üniversiteye girdiğim zaman başladım. Şu an işte 3 yıldır yapıyordum. Pandemiyle birlikte ara verdik. Ama o şekilde yani. Eğer pandemi biterse yine devam etmeyi düşünüyorum. Süper. Peki neden kickboksu Yani biraz daha bana enerjimi atıyorum daha doğrusu. Böyle biraz daha hani seçtiniz? insan stres atıyor, enerjik oluyor. Onun dışında hani arkadaş ortamı çok etkili. Çünkü biz mesela eğer hani oradaki insanları sevmesem, oradaki insanların davranışları bana kötü gelseydi, yani orada gidip de hani onlarla birlikte idman yapmazdım. Hani onların biraz da sıcak kanlıydılar. O şekilde yani full devam ettim. Süper. Yani şu an
korona gibi bir süreçteyiz. Evet. Şu an idmanlarınız yok şu sanırım değil mi? Şu an idmanlarımız yok. Zaten hani herkes memleketine gitti. Çok kişi dağıldı. Hı-hı. Bir de zaten okulda hani şu an izin yok. Hani yapmamıza izin vermiyorlar. O şekilde devam ediyoruz yani. Anladım. Peki siz? Ben küçüklükten beri ya futbola çok ilgiliyim. Hem fanatik bir olarak takım tutuyorum hem de oynuyorduk arkadaşlarla diyeyim. Badminton ve voleybol oynamışlığım da oldu ama üniversite sürecine kadar aslında çok aktif spor yapmıyordum. Üniversitede spor kulübüyle tanıştım. Ondan sonra orienteering yapmaya başladım. Bir sene boyunca lisanslı olarak orienteering yaptım. Kademelere gidiyorduk, yarışıyorduk. Hatta o sene biz Yıldız Teknik'le birinci olduk. Yani süper, çok güzel. Kadınlar kategorisinde, yarıştığım kategoride. Yani şu an aktif spor, yani sadece evde basit sebeplerle, hani pandemi sebebiyle fitness falan. Süper. Çok güzel spor geçmişiniz var yani ikinizin de. Çok iyi. Peki hangi spor dallarına tam olarak hakimsiniz? Ben futbol. Futbol diyorsunuz. Evet. Süper. Hiç açık ara yani. Futbol. Evet. Siz? Ben de işte futbol takip ediyorum. Yani futbola ilgim var bayağı. Bir de işte kickbox diyebilirim yani. Diğer spor dallarında o kadar ilgili değilim. Güzel. Ağırlık olarak futbol ve kickbox. Çok iyi, çok iyi. Peki spor yapmak hayatınızda ne gibi değişimlere neden oldu? Sizden başlayalım isterseniz. Başlayalım. Ben yani daha enerjik oldum bir kere. Yani fiziksel anlamda da daha iyi hissediyorsunuz. Ve spor yapmaya başlayınca bir ekibin içine dahil oldum. Onlarla yani arkadaş çevrem arttı. Daha sosyalleştim. Yani dediğim gibi fiziksel anlamda da çok etkisi oldu. Tamamen değiştirdi aslında. Hem spor kulübü hem spor beni. Yani çok memnunum o yüzden. Yani spor yapmayan herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle hayatta bulunması gereken bir şey. Kesinlikle. Yani spor yapmak aslında bir yaşam tarzı gerçekten de. Hem mental olarak hem de fiziksel olarak insanı çok şey katıyor. Yani o stresi alıyor. Çok yoruluyorsunuz ilk başta başladığınız zaman gerçekten de. Hiç sıfır yani spor hakkında bir bilgisi olmayan, daha önce yapmayan insanlar genelde çok zorlanıyor ilk başta. Ama o tempoya alıştıktan sonra o yorgunluk bile zevk veriyor insana. Yani ne kadar çok yorulursan o kadar çok gelişirsin diye bir kavram vardır ya, gerçekten de öyle. Çünkü bu spor hakkında benim de spor geçmişim olduğu için çok güzel sohbet edeceğimizi düşünüyorum. Gerçekten de bilmiyorum. Zevkli bir şey gerçekten. Evet, hayat koşturmacasından da uzaklaştırıyor. Kesinlikle, aynen öyle. Yani. Evet, kendinizi dinlemenize de vesile oluyor. Evet. Başka bir şey söylemek ister misiniz bu konu hakkında? Yani spor biraz da hani insanın özgüvenini yerine getiriyor. Onun dışında hani biraz da dışarıda bile hani bu spor disiplini, sporcu karakterini kazanmış oluyorsun. Ve hani biraz daha farklı bakıyorsun. Hani ben mesela kickbox yaptığım için hani dışarıda normal daha sert, mizaçlı bir insan olacakken mesela diyorum ki boş ver, hiç dikkat etme, kulak ardı et. Hani hiç onunla ilgilenme, yoluna devam et tarzında böyle kendine telkin veriyorsun. Ve bu şekilde devam ediyorsun. Onun dışında hani biraz da işte sağlığını etkiliyor. Böyle biraz daha dinç oluyorsun, daha enerjik oluyorsun. Böyle bir şeyleri yaparken üşenmiyorsun. Evet. Yani, evet kesinlikle. Yani, evet. Çok üşengeçtim mesela. Sporla birlikte biraz açtım yani. Kesinlikle öyle bir spor prensibi var zaten. Hayatınıza oturtturduğunuz zaman o prensibi. Gerçekten işinizde de, eğitiminizde de her yerde etkiliyor gerçekten bu. Çok güzel, sorumluluk sahibi oluyorsunuz gerçekten de. Bu şekilde. Peki üniversiteniz hakkında birazcık bahsedelim. Yıldız Teknik Üniversitesi hakkında görüşlerinizi alalım. Buyurun. Ben Davutpaşa Kampüsü'nde okuyorum. Şan fakültem orada. Yani çok güzel bir orta bahçemiz var. Tüm alanımız neredeyse orada geçiyor. Hatta görsellerde de vardır muhtemelen. Yani kampüsün açısından yani şanslıyız. Çünkü tüm etkinliklerimizi orta bahçede yapabiliyoruz. Hani herkesin geçiş alanı olduğu için herkes dahil olabiliyor. O yüzden etkinliklere katılım sayısı da veremiyoruz. Yani tüm okul bile görebilir bizim etkinliklerimizi. Çok güzel. Ya okuduğum bölüm, fakültem, okulum ya memnunum hepsinden. Süper, çok iyi. Peki siz? Ben Beşiktaş kampüsündeyim. Bizim kampüs nasıl desem biraz küçük. Eskiden daha büyükmüş. Sonradan bazı fakülteleri işte Davutpaşa'ya taşımışlar. Onun dolayı yani biraz küçük. Bir de benim hazırlıkta Davutpaşa'da okuyoruz biz. Hazırlıktan itibaren full hani Davutpaşa'da kulüp olsun, arkadaş çevrem olsun hep Davutpaşa'da olduğu için sürekli hani Davutpaşa'ya gidiyordum. Orada vakit geçiriyordum. O yüzden hani Beşiktaş kampüsünde her fırsatta hani dersin biter bitmez direkt hani kaçıyordum. Zaten bizim Beşiktaş'tan Davutpaşa'ya linklerimiz var. Yaklaşık bir yarım saatte, 25 dakikada falan
bizi Davutpaşa'ya taşıyorlar işte onlar. Hani gidip orada etkinlikler olsun, kulüpteki arkadaşlarım olsun. Hani orta bahçede oturma, çay kahve içme. Çok güzel. Hani biraz daha böyle hani kafa dinleme. Çünkü bakıyoruz hani sürekli ben bir de karşıdan geliyorum. 2 saat yol geliyorum okula. Evet. Hani biraz daha arkadaşlarımla birlikte oturup vakit geçirmek. Hani o gayet güzel oluyor yani. O sosyal çevresi okulun çok büyük. Zaten eğitimini herkes biliyor zaten. Çok hani çok bilindik bir üniversite. Kesinlikle öyle. Evet. O şekilde yani sosyal çevresi de bayağı geniş. Evet, aslında yol sizi bayağı yoruyordur. Evet. Ama o yoldan sonra o sohbet, o eğitim sizi motive ediyordur aslında gerçekten. Evet, evet. Zaten hani sadece 2 saat gidip sadece 2 saat eve dönsem hani bir zamandan sonra insanı bıkar yani biraz yorulur. Evet. Hani psikolojik anlamda da insan yıpranır yani. Hı. Ben onu işte mesela gidip arkadaşlarımla vakit geçirip akşam 8'de 9'a kadar eve sadece uyumaya gidiyordum. Uyuyordum. Otel olarak kullanıyordum. Evet, evet. Aynen, aynen. Arkadaşlar arasında öyle diyorum zaten de. Hani eve uyumaya gidiyordum. Uyuyup sabah kalkıp 6'da 6.30'da kalkıp yine dersime girip ondan sonra tekrar aynı döngü. İdmanlarım oluyordu. Çay, kahve, sohbet, muhabbet. Ama çok güzel değil mi ya? Evet, gerçekten. Evet. Şu an insan çok özlüyor yani. Evet, kesinlikle. Aynen öyle. Okulumuz bir de sadece hani kendi kulübümüz açısından değil, çok fazla kulüp olduğu için, çoğu etkinlikte Davutpaşa'da gerçekleştiği için yani çok canlı normalde de gün içerisinde. O yüzden bayağı pandemiden önce güzel evet. oluyordu. Biraz özlüyoruz o günleri. Kesinlikle. Peki online süreç nasıl gidiyor? Yani online eğitiminiz hakkında bilgi verir misiniz? Avantajları, dezavantajları olabilir. Buyurun siz başlayın isterseniz. Yani online eğitim yani çok fazla dezavantaj var. Şimdi hani ilk başlarda hani diyorduk online güzel olur. Derslere geçeriz, evet, rahat ederiz. Aynen aynen öyle diyorduk. Evet. Ama şimdi dönem çok uzadı. Hani ikinci dönem oldu, üçüncü dönemi okuyoruz. Hani çok insanı yıpratıyor. Hocalar şeyi düşünüyor. Hani benim dersimi, ödevlerini vereyim, yapsınlar. Ama herkes öyle düşündüğü için tüm hocalar ödev veriyor. Mesela evet. eskiden 8-9 ders alınca bunların bir iki tanesi belki ödev veriyordu, belki vermiyordu. Vizelerle, finallerle geçiriyordu bizi. Ama bu dönemde herkes ödev veriyor, herkes vize yapıyor, herkes final yapıyor. Biraz yoğun oluyor ve hani cidden hani evde sadece tıkılıp kalmak ve yani biz spor yapan insanlar olduğumuz için ev cidden üstümüze geliyor. Hani bayağı yıpratıcı oluyor yani. Otel olmaktan çıkıyor. Evet, evet. Aynen öyle. Evet, süper. Siz peki ne düşünüyorsunuz? Online süreci yani başta bana biraz iyi gelmişti aslında. Biraz rahatlama süreci gibi olmuştu ama sonradan Mert'in de dediği gibi 3 dönem oldu artık. Hem şey oldu. Ya biz kulüp olarak da çok aktifiz mesela hep etkinliklerimiz fiziksel yüz yüze yaptığımız. Yani spordan uzaklaştık. Eğitim olarak artık dediği gibi çok fazla ödev veriliyor. Bir de sınav süreleri falan kısaltılmaya çalışılıyor. Hani zaten evdeyiz yaparız gibi. Biraz zorlanıyoruz açıkçası şu an. Hı-hı. Açılmasını istiyoruz tabii en kısa zamanda. Tabii ki de. Yüz yüze eğitim yani online'dan daha iyi tabii evet. ki de. Evet, evet. Yani bunun aksini kimse söyleyemez. Hani çok zorluğunu çekiyorduk. Evet. Yani yüz yüzeyken çok söyleniyorduk belki de. Diyorduk. Hani böyle ders bir şeyler, böyle şey mi olur falan değil de. Öğrenci hani, kafası. Evet, evet. Bu nasıl iş? Bu dönem anlıyoruz yani. Evet. Hoca geliyor, ekran karşısında anlatıyor bir şeyler. Hocaya da hak veriyoruz yani. Şimdi tabii ki. Biz evet, mesela sunumlar falan yapıyoruz biz de. Bomboş duvara bakıp bir şeyler anlatıyorsun. Hani cidden çok yani verimsiz geçiyor biraz da. Yani okula çıkken bir de derslerden ekstra başka aktiviteler de yaptığımız için aslında daha iyi geçiyordu üniversite hayatı. Şimdi biraz daha evde kaldıkça ders oldu. Evet, evet. Bir de sizin mesela spor kulübü olduğu için çok öğrendim. Aktiftik. Evet, çok aktiftiniz. Şimdi eve kapatılmanın size ekstra bir sıkıntıya soktuğunu evet. düşünüyorum gerçekten. Tüm etkinliklerimiz bitti. Topluluklarımız hani, gittik. Şey oldu. Evet. Yani etkinlik yapamıyoruz. Hani pandemi var. Hı-hı. Yan yana gelmememiz lazım. Evet. Çok, en çok etkilenen kulüplerden biri olduk. Evet. Peki toplantılarınızı nasıl yapıyorsunuz? Online platformlar üstünden yapıyoruz. Yani, verimli oluyor mu? Yani şey kadar değil tabii ki yüz yüze olacağı kadar değil ama yani biz de böyle idare etmeye çalışıyoruz. Ne yapalım? Evet, süper. Ya normalde mesela yüz yüze olduğu zaman hani biri bir şey konuşurken araya girebiliyorsun, konuşabiliyorsun ama online'da böyle üst üste biniyor. Hani herkes birbirini tam evet. anlamıyor. Evet, mesela evet. iki kişi, üç kişi birlikte konuşuyor böyle. Hı-hı. Hem verimsiz hem de biraz daha böyle iletişim böyle azaldı mı diyeyim, nasıl oldu pek hani kopukluk mu oldu? Evet, kopukluk evet, oldu. Evet, evet, evet. O samimiyet tam olarak ekran karşısında gerçekten yansıtılamıyor. Çünkü cesve mimikler devreye giriyor. Evet. O anki yüz ifadeniz olsun, tepkiniz olsun, kızma, mutluluk vesaire falan.
gerçekten de bunu online üzerinden tam olarak veremiyorsunuz. Evet, evet. O yüzden o toplantılar da aktivite gibi oluyordu bizim için, arkadaşlarınla bir araya geliyorsunuz. Sohbet şeklinde de geçiyordu. Şimdi tamamen online, hani herkes evet. Başka bir koşturmaca içerisinde, çok eskisi kadar verimli olmuyor. Mesela şey toplanıyorduk böyle 8 kişi. Orta bahçede yuvarlak oluşturup çay kahve biraz hem muhabbet yani. Hem de böyle kulübün sıkıntılarını falan varsa hani ne evet, yapabiliriz ne evet. Edebiliriz onları konuşup o şekilde devam ediyorduk yani. Fikir alışverişi yapıyorduk. Evet, fikir alışverişimiz falan oluyor. Çok güzel gerçekten. Ama yani bu dönem bu şekilde geçecek maalesef. Aynen. Şey şikayet ettim demiştiniz değil mi mesela şey konumunu. İşte bu nasıl iştir falan filan, hani yüz yüze eğitimdeyken. Evet, evet. Aynen. Yani evet. Online'a online'a dönünce onun değerini anlıyorsunuz aslında. Evet, çok hani okul anlamında tamam da hani böyle çok arkadaş anlamında herkes dağılıyor. Hı-hı. Sürekli görüştüğün insanlarla görüşemiyorsun, sohbet edemiyorsun. Hani vakit geçiremiyorsun. Önceden mesela yediğin içtiğin ayrı gitmiyor. Sürekli yan yanasın. Her gün görüşüyorsun, ediyorsun. Kopunca hani online dönemde evet sohbet hani yazışabiliyorsun WhatsApp'tan, hı-hı, oradan buradan. Ama bir yere kadar oluyor. Bir yere kadar oluyor, evet. Evet, evet. Peki kulübünüzden birazcık bahsedelim. Bahsedelim. Evet, bahsedelim. Buyurun siz başlayın isterseniz. Şimdi 10 yıllık bir kulübüz. Süper. Bünyemizde çok fazla topluluk bulunduruyoruz. 16 tane topluluğumuz var. 4 tanesi taraftar topluluğu. Hani bilindik Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ekibi. Geri kalan 12 tanesi böyle şeylerden oluşmuyor. Aslında biraz spor denince şey geliyor ilk akla. Basketbol, futbol, voleybol, tenis falan. Hiçbiri yok aslında. Daha farklı branşlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani birkaçından bahsedebiliriz. Mesela tabii ben orienteering yaptım. Arkadaşım kickboks yaptı. Yani savunma, hı-hı, sanatlarında şey var mesela. Kickboks, Wing Chun, Krav Maga. Krav Maga yanlış bilmiyorsam hatta zaten sadece iki okulda var topluluk olarak bulunuyor. Hangi okullar peki? Bir bilginiz var mı? Emin değilim. Yani tamam, öyle hatırlıyorum. Yıldız Teknik'te var. İşte bizde var. Sonra parkur, kürek, frisbee, orienteering, langırt, rank club. Yani rank club bizim koşu ekibimiz, atletizm ekibimiz aslında. Dans var, Latin dansları yapıyoruz, yoga var. Çok güzel. Var. Zumba var. Var. Yani zumba etkinliklerimiz de oluyor. Ha, eğitim tamam. Açısından olmuyor. Sadece, hı-hı, salsa, çaça eğitimleri veriliyor. Eksik var mı saydığım yani aşağı yukarı... Böyle. Çok güzel gerçekten. Hani klasik olan spor dallarına değil de daha çok, evet, bilinmedik spor dallarına, evet, çekiyorsunuz insanları. Onları da görsün, fikir sahibi olsun. Belki yeteneği varsa yeteneğini de keşfetsin, kendini bulsun, hmm, diye. Çok güzel gerçekten. Harika. Şöyle yani bizim bünyemizde yok ama zaten okul içinde basketbol, tenis, voleybol, masa tenisi ve badminton takımları da var okul takımının. Hani bunların ayrı yarışma süreci oluyor. Biz de dediğim gibi biraz daha farklı branşlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ama bizim içimizde de turnuvalar oluyor bu branşlarla ilgili. Ve biz de böyle toplanıp arada oynuyoruz dediğimiz gibi orta bahçede, evet, eskiden. Çok güzel, güzel. Süper. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Bir de şöyle bir şey var. Şimdi liseden çıkıp üniversiteye gelen hani bizim topluluklarımızın belki yarısını bilmiyor. Hani orienteering de onu bilmiyor. Hani parkur. Evet. Hani belki son zamanlarda bilindik ama o kadar aşırı bilinmiyor. Kürektir. Hı. Hani bunların biraz daha üniversite yeni gelenleri, hani üniversiteye gelenler zaten görüyor da üniversite yeni gelenleri tanıtmış oluyoruz. Hani böyle sporlar var. Bu hani bu alanlarda ilerlemek ister misiniz? Bunları yapmak ister misiniz tarzında. İnsanları biraz daha böyle bir şeyleri tanıtıyoruz ve hani onları severlerse devam ediyorlar ve bu alanda hani çok başarılı olan insanlar var. Üniversiteden sonra hayatını hani mesela kariyer hani akademik değil de biraz da hani bu alanlara yönlendiren insanlar da hani buradan para kazanan, buradan, hı-hı, geçimini, hı-hı, sağlayan insanlar da oluyor. Yani. Çok güzel. Peki kulüp adına bir başarınız var mı? Yani çok var şimdi topluluklarımızda. Mesela az önce bahsetmiştim. Ben ilk orienteering yaptığım sene biz o kategoride birinci olduk federasyonda. Hani tüm ilk şehirlerden katılımcılar vardı. Kickboks'ta da sağlıyoruz. Yani frisbee de var. Okul takımımız voleybol, basketbol, onlar başarıları elde ediyorlar. Yani her sene aslında illaki bir kupa madalyayla dönüyoruz çok yani. Çok güzel, süper. Her sene üniversiteler arası turnuvalar oluyor. Yani mesela kickboksun oluyor, orienteringin oluyor, frisbee'nin oluyor. Kürekte hani kürekte, evet, onlar da yapıyorlar. Hı-hı. Hani bu üniversiteler arası turnuvalarda biz mesela bizim okulda BSO yok. Hani biz mesela, hı-hı, kickboks olarak gittiğimiz zaman üniversiteler arası turnuvalara diyorlar hani Yıldız Teknik, ben de oraya geleceğim. Hani BSO vardır orada falan filan tarzında konuşuyorlar ama biz diyoruz ki hani bizde BSO yok. Biz sadece hani hobi olarak yapıyoruz ama bunu işte hani geliştirip biraz daha hani böyle hani madalya, başarı elde edebilir hani çünkü başarılarımız falan da var.
Türkiye genelinde. Mesela milli sporcular var. Şu anda hani hazırlanıyorlar. Evet. Bizimle birlikte çalışanlar. Hani o şekilde biraz daha hani böyle bir teknik üniversite olarak bayağı bir hani spor anlamında başarımız oluyor yani turnuvalarda. Süper gerçekten. Evet. Mesela yarım maratona falan da katılıyoruz biz yani. Hani oradan ilerleyip böyle kendine farklı kariyer alanları çizen arkadaşlarımız da oluyor Mert'in dediği gibi. Çok güzel gerçekten. Aslında birazcık tezatlık sezdim. Hani bu kadar çok spora yönelen bir üniversite. Yani her alandan başarı elde ediyorsunuz. Milli sporcular var evet. diyorsunuz. Besyo alanının olmaması gerçekten üzücü bir durum. Evet. Beden evet. eğitimi bölümü var ama direkt besyo adı altında değil. Yani öyle bir Anladım. Eğitimimiz olmuyor. Hı-hı. Anladım. Ama biraz daha böyle hani nasıl desem mühendislik projelerine daha fazla odaklanıyorlar hani okul Aynen. olarak. Bayağı zaten hani mühendislik anlamında bayağı projelerimiz var. Dünya çapında evet, racing takımlarımız falan var. Yani onlar dünya çapında başarılar elde ediyor. O alana biraz daha fazla yoğunlaşılmış yani bizim okulda spor anlamında o kadar biraz daha arka planda yani. Arka plana atıp da bu kadar yine başarı sağlayan güzel yani. Azdır böyle üniversite. Aynen öyle. Racing kulübünü ben ağırlamıştım. Hatırlıyorum. Evet, online üzerinden Yıldız Teknik Üniversitesi. Gerçekten onlar da anlatmıştı. Yani konuklarımız da anlatmıştı. Çok güzel başarıları elde etmişler, sağlamışlar. Gurur Hı-hı. duyuyoruz yani siz böyle Aynen. bahsedince. Güzel bir şey gerçekten. Peki etkinliklerinizden ve projelerinizden bahseder misiniz? Şeyle başlayalım. Şimdi biz ilk başta yeni üyelerimizle ve eskilerinde hani herkes kaynaşması için kahvaltı organizasyonu düzenliyoruz. Hı hı. Hep birlikte toplanıp yani dışarıda veya okul içinde kahvaltı yapıyoruz. Ondan sonra tanışma toplantılarımız oluyor. Az önce saydığımız 16 tane topluluğumuz kendini tanıtıyor. Bu okul içinde oluyor. Söyleşi etkinliğimiz oluyor. Yani sen bahset istersen. Tabii çünkü koordinatörlüğünü yapmıştı da varken. Ben ilk geldiğim yıl söyleşi yani ilk yönetime girdiğim yıl söyleşi yapmıştım. Şöyle oluyor, biz mesela şey diye düşünmüştük, alanında hani biraz daha yetkin olan insanları çağıralım. Onlarla sadece hani herkes gelmesin de biraz daha hani o alanda bir şeyler öğrenmek isteyen. Olan. Aynen. Mesela biz kickboksta milli sporcuları çağırdık. Hani onlar geldi, bize bir söyleşi yaptı. O şekilde geçirmiştik mesela. Ondan sonra dans alanında bir söyleşimiz oldu sonraki senelerde. Spor yorumcuları gelmişlerdi. Evet, spor yorumcuları gelmişlerdi. Sinemlükten gibi bilinen isimler. Süper, çok iyi. Yani şu anda online platformda devam ediyoruz söyleşilerimize. Yani halihazırda ayarladığımız 10 tane söyleşi var. Hepsi farklı branşlardan. Yani mesela biz de yeni bir branşla tanıştık. Kayakla atlama sporu varmış. Yani, güzel. Aynen öyle devam ediyoruz söyleşiler açısından. Instagram üzerinden mi evet, peki? Evet, Instagram kulüp hesabımız üstünden canlı yayın yaparak. Çok güzel, evet. Yani aslında siz de boş durmuyorsunuz. Gerçekten Yok, hani yani. Bitti diyorsunuz o etkinlik kısmı ama hala yine bir şeyler katmaya devam biz ediyorsunuz. Biz derken biraz daha hani böyle bizim çünkü en büyük etkinliklerimiz Sporfest. Hani onu yapamıyoruz. O zaten hani okul çapında bilinen bir etkinlik. Evet. Hani okuldaki herkes biliniyor. Orta başlıda yapıyoruz. Herkes tarafından görülüyor. Böyle çok büyük bir etkinlik oluyor festival böyle. Festival sonunda. Aynen festival yani. Tarzında geçiyor böyle. Hani o etkinlikleri yapamayınca hani diyoruz ki şimdi hani söyleşi yaptık. Hani bizim tüm diğer etkinliklerimiz bitti tarzından hani böyle kafamızda öyle kuruyoruz biraz da. Genel olarak etkinliklerimiz aynen. Bırakmadık böyle. Devam ediyoruz hani yaşatmaya çalışıyoruz kulübü ama fiziksel etkinliklerimiz maalesef pandemi süreciyle evet. ara verdik. Maalesef evet. Her kulübünde yaşadığı evet. bir sıkıntı aslında bu. Yani bireysel olarak o kadar sıkıntıya gireceğiniz bir durum olmaması lazım. Bu spor festi bahçede yapıyoruz demiştiniz değil mi? Evet, orta bahçede. Orta bahçede. Görüp gelen insanlar evet, olup fazla. Direkt katılabiliyor değil mi yani? Evet, direkt yani öncesinde bir üyelik falan da gerekmiyor. Yani direkt okulda isteyen herkes katılabilir festivalimize. Biraz Uzma Spor Fest'ten bahsedelim. Tabii ki birazcık. buyurun. 3 gün sürüyor. 3 gün boyunca hani okulda orta bahçe dediğimiz alan da bu arada Davutpaşa kampüsünün en kalabalık, Aynen. en canlı ortamı. Hani sürekli aktif bir mekan. Turnuvalar düzenliyoruz. Voleybol, basketbol, futbol, langırt turnuvaları. Bunların 3. günün sonunda da kazananlara madalya takdim ediyoruz. Hani o da yine orta bahçede gerçekleşiyor süreç. Sonra topluluklarımız geliyorlar, eğitim veriyorlar hani workshop tarzında. Sponsorlarımız oluyor mesela Zumba training falan yaptırıyoruz orta bahçede. Zorp Sakır var mesela. Evet. Bu balonun içine girip
böyle top oynuyorlar. Evet, kocaman. Evet. Biraz da hani top oynamaya geçiyorlar aslında. Hani biraz daha birbirine hani vuruyor. Aynen. Hani... Gözüküyor hatta, görüntüleri evet, var. Aynen. Görüntülerde var. Evet. Hani biraz da böyle çok eğlenceli olur zaten. Hani gören zaten hani ben de gireyim, hani ben de bunu yapayım tarzında böyle. Çok böyle curcunalı, çok güzel. Evet, eğlenceli. Bayağı heyecanlı bir etkinlik oluyor yani. Evet, çok güzel. Aynen öyle. Peki eklemek istedikleriniz başka bir şey var mı? Bu birkaç etkinliğimiz galiba kaldı saymadığımız. Mesela Spoyfest yapıyoruz. Bu etkinliği 23 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz hani çocuklara özel bir etkinlik. Farklı ilkokul, yani ortaokuldan daha çok kişiler tercih ediyoruz. Hani okulumuza geliyorlar. Biz onlarla birlikte tüm gün eğleniyoruz işte. Hani spor fest tarzı bir festival geçiriyoruz. Ondan sonra okullarına bırakıyoruz. 23 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz böyle bir etkinliğimiz de var. Süper. Ayrıca workshop'umuz var. 2 gün sürüyor. O da yine Orta Bahçe'de oluyor. Spor fest gibi ama onda turnuva olmuyor. Yani sadece böyle eğitim aslında spora biraz Ön bilgi gibi falan mı? Ön bilgi mi veriyorsunuz? Ya nasıl oluyor? Topuklarımız geliyor mesela. Kramaga geliyor. Bir saatlik bir kısa bir eğitim veriyor. Kickbox geliyor, eğitim veriyor. Onun dışında sponsorlarımız oluyor. Onlar gelip mesela fitness alanında işte bazı ısınma hareketleri, bazı başlangıç hareketlerini yapıyorlar. Bir saatlik böyle. Bir saatlik kısa kısa 2 gün oluyor. O şekilde eğlence oluyor. Çok iyi. Çünkü öyle yani. Şöyle hani sadece spor kulübü olduğumuz için sadece konuşarak olmayalım. Biraz da böyle göstererek de eğitim verelim dediğimiz için öyle bir etkinliğimiz de var. 2 gün sürüyor. Süper, çok iyi. Evet, peki Erasmus fırsatlarınızdan bahsedelim. Bu konu hakkında bilginiz var mı? Yani, Yıldız Teknik Üniversitesi olarak. Üniversite olarak yani yanlış bilmiyorsam en çok şu an yani Erasmus'a en çok öğrenci gönderen okuluz bu dönem diyebiliyorum. Süper. Yani çok fazla var. Benim de çok fazla arkadaşım var giden. Yani farklı ülke olanakları da var, her bölümden bölüme değişiyor. Evet. Yani bayağı aktifiz bu konuda da. Evet, çok güzel. Peki Üniversite TV hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelmeden önce biraz baktık. Siz de çok tabii ki takdir ediyoruz yani her alandan üniversiteyi çağırmak, konuk etmek yaptığınız da kolay bir iş değildir eminim ki. Biz çok de çağırdığınız için teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Böyle farklı farklı üniversiteleri tanıtıp hani üniversitelere gidecek öğrenciler de aslında hani bu üniversitede böyle bir etkinlik var. Bakın hani böyle şeyler yapıyorlar tarzında hem okulda tanıtmış oluyorsunuz hem de güzel bir projeye imza atmış oluyorsunuz yani. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Bir şey daha sormak istiyorum. Bu spor prensibine sahiplendiniz mesela. Bu artık karakterinize yapışmış gibi bir şey oluyor. Hiç korkunuz var mı bu online süreçte? Acaba bu prensipten vazgeçebilir miyim? Ya da vazgeçtiniz mi tam olarak bilmiyorum ama. Yok yani ben bir kere aldım o hissi. Yani şu an tamam ara verdim falan. Hani bir süredir yapamıyorum ama. Bende bir değişiklik yok yani ben o prensiple devam. Çünkü bir kere girdi kanıma yani spor. Süper değil mi? Öyle oluyor. Aynen. Buyurun. Benim mesela şu dönemde hani hiç yapmıyorum. Evde sürekli hani evde arada kendi yapıyorum ama böyle bir hafta iki hafta yapıyorum. Sonra diyorum ki sıkılıyorum yani evde zaten bir yere çıkamıyorum, bir şey yapamıyorum. Ara veriyorum. Ama hani eğer pandemi terse ben de tekrardan hani aynı hızda, aynı hızda olmasa bile bir ay, bir iki ayda zaten eski tempoyu yakalarsın. Evet, süper. Evet. Peki basketbol oynuyor muydunuz siz? Ben evet. İlkokul zamanlarımda falan basketbol oynamışlığım var. Okul takımında hani bir işte Pendik'teydim, oturuyordum ben. İşte orada bir turnuva olmuştu. Orada bir üçüncülük almıştık. Madalyam falan var. Tebrik evde ederim. Duruyordu. Ben de. Peki o takım ruhunu anlatabilir misiniz? Ya, kazanma, çok güzel bir şey çünkü o. Evet, kazanma hissi çok güzel. Hani böyle takımla çalışıyorsun, sürekli vakit harcıyorsun. Birlikte hani idmandan çıkıyorsun. Birlikte hani takılıyorsun zaten. O zamanlarda küçüksün. Hep onu birlikte görüyorsun böyle. En yakın arkadaşların onlar oluyor. Bir kaybedince sen üzülüyorsun. Bir arkadaşın morali bozulunca sen de bozuluyorsun. Hani çok güzel cidden. Hani böyle küçükken bence hani her çocuğun böyle bir spora yönelmesi lazım. Ve hani bu tarz duyguları hissetmesi lazım ki hani biraz daha hani hem kendini geliştirir. Hem de takım ruhunu bireyseldikten ziyade bir takımla birlikte daha büyük başarılar elde edebileceğini tanımış olur yani. Kesinlikle öyle. Bir de ben de geçmişimde basketbol ve atletizmle ilgilendiğim için o basketbol takım ruhu yani ruhunuza gerçekten işliyor. Atletizmde mesela bireysel oluyorsunuz. Yani artık hani teksiniz.
kendinize güvenerek o şekilde devam ediyorsunuz. Ama o basketbolda dediğiniz gibi kaybedince hep beraber üzülüyorsunuz, kazanınca hep beraber seviniyorsunuz. Aile gibi oluyorsunuz aslında. Evet. Çok bağlanıyorsunuz yani birbirinize. Bir de böyle koçunuz gerçekten iyi ise o konuda şanslısınız. Mesela benim birazcık sert bir koçum vardı ama çok böyle severdim kendisini. İsa Kopsalı, buradan da çok selam gönderiyorum. Yani gerçekten şey oluyor, bir ebeveyn gibi oluyor. Size her konuda, sporda en temel şey saygıdır zaten. En başta bunu gerçekten aşılarlar. İlk başta saygıyı aşılıyorlar, sevgiyi aynı şekilde, işte oyun kuralları vesaire, onlar sonradan geliyor. İlk başta gerçekten insanın karakterini ve kişiliğini, o spor kişiliği olsun, onu tutturmaya çalışıyorlar. Gerçekten de herkesin küçük yaşta gitmesi gereken en temel yer diye düşünüyorum. Her şey olabilir. Mesela yüzme de çok güzel bir spor dalı diye düşünüyorum. Bütün vücudunuzdaki kasları çalıştırıyor. Yani jimnastik de aynı şekilde, küçük yaşta jimnastiğe verdiğiniz zaman o çocuğu diğer spor dallarına eğilimi ve yönelimi çok kolay oluyor. Evet, evet. Çünkü çok esnek vücudu olduğu için hazır olmuş oluyor. Kesinlikle öyle. Kickboks yapıyorsunuz, çok çok daha iyi bilirsiniz. Evet. Yani çok fazla teknik gördüğünüz için. Gerçekten de bilmiyorum, spor yapmak çok güzel bir şey. Ben de küçükken ilkokul döneminde okulla voleybol kurslarına gidiyordum sürekli. Gerçekten dediğiniz gibi hem ekip çalışması olsun, hem yani esneklik de kazanıyor insan. Biraz böyle daha rahat hissediyorsunuz yani. Olması gerektiğini ben de düşünüyorum. Kesinlikle öyle, evet. Üniversiteniz hakkında vesaire, etkinlikleriniz hakkında konuşmak istediğiniz bir şey var mı? Tekrar sorayım. Eklemek istedikleriniz. Varsa. Aynen, bu kadardı. Bir iki etkinliğimiz daha var. Hani Kadınlar Günü'nde mesela Kadınlar Günü futbol turnuvası falan düzenliyoruz. Bir de Engel Yok adında bir etkinliğimiz var. Biraz daha böyle şey bir etkinlik. Hani takımlar geliyor. Mesela Mecidiyeköy Şişli Engelliler, Beşiktaş Engelliler takımları geliyor. Okulumuzda hem bizim çıkardığımız bir ekiple hem de kendi ekipleriyle turnuva düzenliyorlar. Futbol oluyor genellikle. Hatta bizim okulumuzun halk oyunları şey de var. Takımı da var. Takım diyeyim. Çünkü onlar da turnuvalara gidiyorlar. Onların da başarıları var hatta. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci mi birinci mi? Birinci olmuş. Aynen, birinci olmuştuk. Süper. Tebrik onlar ederim. Onlar geliyorlar arada, hani gösteri yapıyorlar. Öyle etkinliklerimiz de var. Yani sürekli aktifiz yani. Çok iyi. Evet. Yayınımızın sonuna geldik. Gerçekten tanıştığıma çok memnun oldum. Biz de. Çok samimi bir ortam oldu. Gerçekten izleyicilere de çok verimli olduğunu düşünüyorum. Hem üniversitenizi tanıttınız, kendinizden bahsettiniz, yaptığınız etkinliklerden. Merak edenler açısından gerçekten de verimli olduğunu düşünüyorum. Programımıza renk kattınız. Teşekkür ederiz çağırdığınız için. Olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. O zaman programı kapatmak üzereyim. Evet, programımızın sonuna geldik. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın. Hoşça kalın diyorum.